Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında hayat bir mücadele midir sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Bazıları böyle bir görüşü ifade ediyorlar ve diyorlar ki hayat bir mücadeledir. Ve bu teoriye göre güçlü olanlar hayatta kalır, zayıf olanlar kaybolur gider. Evrim teorisinde bu kullanılıyor. Acaba gerçekten böyle midir? Gerçekten güçlü olanlar ayakta kalır, diğerleri silinir gider mi? Bu üzerinde durup düşünmeye değer. Hayat mücadeledir diyenler canlılar aleminde işte büyük balık küçük balığı yutar, o gibi şeylerden belki hareket ediyorlar. İşte aslan gibi canavarlar, büyük hayvanlar diğer zayıf olanları ezer geçer. Belki buraları nazara veriyorlar. Ama herhalde göz ardı edilen şöyle bir durum var. Hayat bir mücadele olmaktan ziyade hayat bir yardımlaşmadır. Yani yeryüzünde hayat mücadeleyle değil, yardımlaşmayla devam eder. Bizler mesela havadan oksijen alıyoruz. Bizler hayvanlar havadan oksijen alıyoruz. Bitkiler ise oksijen veriyorlar. Biz karbondioksit haline bunu getiriyoruz. Onlar da bizim verdiğimiz karbondioksiti gıda olarak kullanıyorlar. Bu bir yardımlaşmadır. Öte yandan güneş bizden ne kadar uzakta ama bizi ısıtıyor, dünyamızı aydınlatıyor, bize yardım ediyor. Güneş olmasa hayat olmayacak. Ay o kadar dengeli bir şekilde yerine yerleştirilmiş ki biraz daha yakın veya biraz daha uzak olsa yeryüzündeki dengeler alt üst olacak ve dünyayı belki her tarafı sular kaplayacak. Öte yandan bakıyoruz ki böyle birbirinden farklı çok bitkiler, hayvanlar var. Bunlar böyle ortak yaşam tarzında birbirlerine faydalı oluyorlar. Birbirlerine yardımcı oluyorlar. Mesela diyelim gergedan gibi bir takım güçlü olan hayvanlar var ama çok zayıf olan başka hayvanlar da var. Bunlar beraberce yaşayabiliyorlar. Timsah gibi hayvanlar diyelim avını parçaladıktan sonra dişini açıyor, ağzını açıyor. Küçük küçük kuşlar gelip adeta kürdan vazifesini görüyor. Onun ağzının içindeki o et parçalarını alıyor ve bu şekilde geçinmiş oluyor. Normalde eğer hayat bir mücadele ise o gergedanın bunları yemesi beklenirdi. Ama bir yardımlaşmadır. Kuş bu şekilde gıdasını temin etmiş oluyor. Diğeri de ağzını temizletmiş oluyor. Evet, her ne kadar işte vahşi hayvanlar var ve bunlar diğerlerine saldırıyor. Böyle bir görüntü olsa da bu mücadele görüntüsü altında yine hayatın bir ritim kazanması, hayatın bir hareket kazanmasıdır. Ve aslanlar yaşadığı gibi ceylanlar da yaşıyor. Yoksa tümüyle aslanlarla dünya dolmuyor. Canavarlar yaşadığı gibi masum hayvanlar da hayatını devam ettiriyor. Hayat mücadele görünümünden ziyade mücadele görünümü altında bir yardımlaşma tablosu bize sunar ve o şekilde hayat devam eder. İşte bu hayvanlar aleminde, bitkiler aleminde görülen, mücadele gibi görülen durum bazılarını hayat bir mücadeledir fikrine itmiş ve bunlar sosyal hayatta da, insanlarla ilgili hayatta hayat bir mücadeledir deyip diğerlerini ezmeyi esas kabul etmişler. Hatta sosyal darvinizm tabir edilen işte bazı milletler güçlü olan millet biziz, diğerleri silinmeli, diğerleri ortadan kalkmalı diye düşünmüşler ve kendilerini dünyanın yegane hakimi olma durumunda yetkili görmüşler. Yahudilerin kendilerini üstün ırk görmeleri var. Almanların kendilerini üstün ırk görmeleri var. Ve bunlar kendilerini güçlü kabul ediyor. Diğerlerini ezmek, diğerlerine zulmetmek bizim hakkımızdır tarzında değerlendiriyorlar. Halbuki böyle olmak yerine hayat bir yardımlaşma. Devletler, milletler de birbirine yardım etmeli. İnsan topluluklarında bir yanda fakirler var, diğer tarafta zenginler var. Bir yanda güçlüler var, diğer tarafta zayıflar var. Güçlüler zayıfların elinden tutmalı. Zenginler fakirlerin yardımcısı olmalı. Ve bu şekilde hayat çok daha düzgün bir şekilde devam ettirilmeli. Dünyaya gelen bebek bakın ne kadar da zayıftır, ne kadar da acizdir. Ama annesinin şefkati ona yardımcı veriliyor. Ve annesi süt gibi bir gıdayla onu besliyor. Ve sütten daha latif bir şekilde o kendisine verilen şefkatle yavruyu bağrına basıyor, yemiyor, yediriyor, içmiyor, içiriyor ve onun rahatı için kendi rahatını terk ediyor. Burada
Anne daha güçlü ve yavru güçsüz. Ama yardımlaşmayla hayat devam ediyor. Hatta öyle ki o arslanlarda bile bu şefkat kendini gösteriyor. O koskocaman arslan, işte ceylanı parçalayan arslan, bakıyorsun kendi yavrusunun yanında adeta oyuncak oluyor. Ve yavrusu ona vuruyor, tokatlıyor, bir şeyler yapıyor ama o bundan daha lezzet alıyor. Demek ki vahşi olan hayvanlarda bile esas olan mücadeleden ziyade bir yardımlaşmadır. Eğer bizler günlük hayatımızda hayat bir mücadeledir değil de hayat bir yardımlaşmadır, bunu esas alacak olursak gerçekten de insanlar çok daha güzel bir şekilde mutluluğu elde edebilirler, çok daha ileriye gidebilirler. Kur'an-ı Kerim bize şunu emrediyor: Te'avenu alel birri ve takva. İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın. Ve la te'avenu alel ismi vel udven. Ama günahta, haddi aşmakta birbirinizle yardımlaşmayın. Demek ki yardımlaşmanın iyi olduğu yer var, iyi olmadığı yer var. İyilik ve takvada yardımlaşmak güzel ama günahta yardımlaşmak, isyanda yardımlaşmak güzel değil. Diyelim birisi hırsızlık yapacak, tek başına soyamıyor. Bir başkasına dese ki gel beraber soyalım. Burada buna yardım etmenin bir anlamı yok. Ama illa yardım edeceksek o da nedir? Onu bu hırsızlıktan vazgeçirmek şeklinde olabilir. Peygamberimizden önce cahiliye toplumunda şöyle bir ölçü varmış. Tabi bunlar beşeri ölçüler. Unsur ehake zalimen ev mazlumen. Kardeşin zalim de olsa mazlum da olsa ona yardım et. Yani kendi kabilenden olana yardım et. Ve bu tarzda kötü bir anlayış hakim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da bunu kullanıyor. İyi de olsa, kötü de olsa, zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et diyor. Diyorlar ya Resulallah, mazluma yardım edeceğiz, bunu anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunun çok güzel bir yönünü gösteriyor ve buyuruyor ki onu zulmünden alıkoymakla, zulmüne engel olmakla ona yardım etmiş olursunuz. Demek ki bu anlamda diğer insanlara yardım olur. Hatta zalime de yardım olur. Zulmüne engel olabilirsek, zulümden onu vazgeçirebilirsek bu yardımlaşma olur. Günümüzde ülkemiz şartlarında nice fakir insan da var. Bazılarının belki iyi bir refah seviyesi var. Çok iyi gelirleri var. Hayal edemeyeceğimiz kadar servetleri var. Ama bir kısım insanımız da belki ekmek bulmakta zorlanıyor. Mesela İstanbul çok büyük bir şehir. İşte 15 milyon civarında belki nüfus var. Ve bu 15 milyon civarında nüfus içinde milyonlarca insan belki bir takım ekonomik sıkıntılar yaşayabiliyor. Ekonomik durumu iyi olan kimseler o sıkıntısı olan kimselere yardım etmeli. Ellerinden tutmalı. Onları iş güç sahibi yapmalı. Evlenemeyenleri evlendirmeli. İş bulamayanlara iş bulmalı. Aş bulamayanlara aş vermeli. Güçten kuvvetten düşmüş olan fakirler vardır. Fakirler için imarethaneler, onların bakılacağı, karnının doyurulacağı, ihtiyaçlarının temin edileceği yerler yapılmalı. Bunlar yapıldığında toplum gerçekten dengeli bir toplum haline gelir. Ama bunlar zaten tüketici insanlar. Bunlar toplumda bir an önce gitsinler, bir an önce hayattan emekli olsunlar gibi düşünülürse bu çok zalimane bir düşüncedir ve çok yanlış bir düşüncedir. Bir insana gerçekte yakışmayan bir bakıştır. Bu tarz olduğunda, böyle düşünüldüğünde toplumda problemler artar ve o toplumun huzuru kaçar. Ama birbirine yardım eden insanlar topluluğu mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşarlar. Cenab-ı Hak hepimizi mutlu ve huzurlu olanlardan eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.